İzmir'de kurulan 2071 Mehteran Bölüğü Konak Meydanı'nda gösteri düzenledi. Seslendirilen eserler kadar kıyafetler de büyük ilgi gördü. Tamamı konservatuvar mezunlarından oluşan Mehteran Bölüğü'nün kostümleri aslında uygun şekilde tasarlandı. Sürur safa! Mehteran sesleri Konak Meydanı'nda yankılandı. İzmir'de kurulan ve ismini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2071 vizyonundan alan Sivil Mehteran Bölüğü'nün düzenlediği gösteri büyük ilgi gördü. Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Mehteran Bölüğü toplam 71 personeliyle Türkiye'nin en büyük sivil Mehteran Bölüğü olma özelliği taşıyor. Savaşlarda coşturan, yalın kılıç ölüme ecdadı koşturan mehter. O ruhun yaşaması lazım. Vatandaşımızın ilgisi tabii bizi memnun etti. 2071 Türklerin Anadolu'ya girişinin 1. yılıdır. Biz de Mehteran Bölüğümüzün adını uzak hedef olarak gördüğümüz 2071 Mehteran Bölüğü olarak oluşturduk. Bölükte enstrüman çalanların tamamı konservatuvar mezunu. Askerlerse eğitim merkezinin kursiyerlerinden oluşuyor. Tamamen tarihe ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mehter organizasyonuna göre kendimizi oluşturduk. Provalarımızı, çalışmalarımızı hep bu yönde gerçekleştirdik. Mehteran Bölüğü'nün kılıç, kalkan, zırh ve kıyafetleri Halk Eğitim Merkezi bünyesinde sanatçılar tarafından birebir orijinaliyle aynı şekilde özenle yapıldı. Kalkanları, miğferleri, kılıçları, şalvarları. Şalvarlar Yeniçerilere uygun olarak savaşlarda kırmızı biliyorsunuz ki düşmanı korkutan bir renktir. Onun için özellikle kırmızı şalvarımızı tercih ettik. Çelikten çalışıyoruz ve bir kostümün yapımı iki kişi çalışarak bir buçuk ayda bitiyor. Türkiye'de başka bir kadın sanatçı yok bunu yapan. Yani kadın eli değdi burada. Değdi. Zarafeti değdi diyelim. Şimdi Aksaray'a gideceğiz. Esnaf Harun Akay müşterilerini farklı bir yöntemle karşılıyor. Hep birlikte izliyoruz.